Herkese merhabalar. Ben Pırıl. Bugün size Growth'u inşa etmek için gereken temel unsurlardan bahsedeceğim. Bu modeli sağlam temelde kurmanın yollarını beraber inceleyeceğiz. Önce biraz kendimden bahsedeyim. Bilkent Matematik mezunuyum. Bölümü bitirdikten sonra akademisyen olmak istemediğime karar verdim ve daha çok Business Development alanına yönelmek istiyordum. MBA için araştırma yaparken Opsgen'i de bu alanda çalışmaya başladım ve daha sonra dijital marketinge spesifik olarak yöneldim. O zamandan beri yaklaşık 5,5 yıldır B2B SaaS işlerinde dijital marketing, yani işte content marketing, SEO optimization, paid marketing, social media management gibi alanlarda çalışıyorum. Şu anda da Opsgenie içinden çıkan ve Opsgenie'nin Atlassian'la satışı sonrası startup haline gelen, aynı zamanda Scalex Orta, Tandıra'da marketing çalışmalarımızı arkadaşlarımla beraber yön veriyoruz. Bugünün konusuna geçmeden önce biraz da Tandıra'dan bir cümleyle bahsetmek istiyorum. Tandıra, bulut tabanlı uygulamalar için izlenebilirlik yani observability ve problem çözme yani troubleshooting alanında çözümler sunan bir ürün. Genelde hedef kitlemiz bulut tabanlı uygulamaları kodlama aşamasından canlıdaki destek aşamasına kadar sahiplenen development ve DevOps ekiplerini oluşturuyor. Agendamıza bakalım. Bugün nelerden bahsedeceğim. Önce retention, engagement ve acquisition'ın growth'un nasıl input'u olduğundan bahsedeceğim. Ve daha sonra daha derine inip retention define edeceğiz. Engagement'ı açıklayacağız. Engagement'ın ne olduğunu ve aslında ne olmadığını söyleyeceğiz. Sonra loop definition'a geleceğim. Bizim bildiğimiz funnel'lardan nasıl fark ediyor? Loop'ların değişik tiplerini inceleyeceğiz. Nasıl analiz etmemiz gerektiğine bakacağız. Ve winning acquisition loop'lar için ne yapmamız gerektiğine bakacağız. O zaman güzel bir soruyla başlayalım. How does your product grow? Yani bu çok geniş bir soru. Bunu söyleyince insan ne diyeceğini bilemiyor ve siz kendiniz bunu sorduğunuz zaman nasıl cevap veriyorsunuz? Biri size bu soruyu sorduğu zaman. Yani bunun aslında cevabı growth modelini nasıl belirlediğinizle alakalı. Peki onu nasıl belirleyeceksiniz? Yani nereden başlamalıyız? İlk başlamamız gereken yer retention. Çünkü retention, acquisition, engagement ve monetization'ı drive eden en önemli faktör. Yani kendi ürünümüz için nasıl define, yani retention'ı nasıl define ettiğimiz aslında bize birçok şeyi anlatıyor ve growth'un kalbini oluşturuyor. Bunun dışında activation ve engagement var. Yani insanlara sign up olduktan sonra ürünü kullanmaya alışkanlık haline getirene kadar yaptığımız actionlar, aldığımız aksiyonlar ve onları mutlu customer'lara çevirmek için yaptığımız aktiviteler aslında ve bunlara ölçümlenmesi. Benzer bir şekilde acquisition'da ürünümüze yeni kullanıcıları bulmak için yaptığımız tüm aktiviteleri tanımlıyor. Buradaki aktivitelerden neden döngü, yani loop diye bahsedildiğine ve çeşitli acquisition döngülerine de birazdan değineceğim. Retention'a başlayalım. Retention neden önemli? Yani şöyle düşünebiliriz. Eğer siz elinizde tutmaya çalıştığınız insanları web sitenizde tutup vakit geçirmelerini sağlayıp ürününüzü kullanmaya nasıl teşvik edeceğinizi bilmiyorsanız bunu nasıl başarabilirsiniz ki? Yani dolayısıyla bizim foundation'dan başlayıp ideal kullanıcı profilimizi ve use case map'imizi belirlememiz lazım her şeyin başında. Bu use case map'ten kastım ne? Bunu beraber inceleyebiliriz. Burada ekipçe cevap vermemiz gereken 5 tane önemli soru var. İlki ve en önemlisi bizim ürünümüz hangi problemi çözüyor? Problem ne? İkincisi bu çözümden nasıl kişilerin veya şirketlerin faydalanabileceği. Üçüncüsü bu kişiler neden sizi seçmeli? Daha sonra sizin ürününüz olmasaydı diğer alternatifler neler olurdu? Burada direkt kompetitörlerden bahsetmiyorum aslında. Hani doğal alternatiflerden bahsediyorum. Siz hiç olmasaydınız gibi. Ve son olarak da bizim hedef kitlemiz bu sorunla hangi sıklıkla karşılaşıyor? Bunların hepsini önceden belirleyip anlamlandırmamız aktivasyon ve engagement için olmazsa olmaz unsurlar. Şimdi bu konuda bizim Tandıra'da yaptığımız çalışmayı sizinle paylaşacağım hızlıca. Tandıra, bulut tabanlı uygulamalar için problem çözme alanında çözümler sunan bir ürün olduğundan bahsetmiştim. Bizim için use case map'i tanımladık. Mesela problem nedir? Kullanıcılar uygulamalarında sorun olduğuna dair bir alert aldığı zaman o sorunun ne olduğunu anlamak için çok fazla zaman harcıyor ve efor harcıyor. Bu da onların müşterilerini etkilediği için çok önemli bir sorun. Personalar, software developerlar veya DevOps ekipleri veya site reliability engineer ekipleri. Neden? Yani bu arada çünkü biz bu kişilerle çalışıyoruz. O yüzden personel olarak bunları seçtim. Neden bizim ürün? Çünkü Tandıra sayesinde sorunların gerçek sebebini çok kolay detect edebiliyorlar. Alternatif olarak Amazon'un CloudWatch diye bir servisi var. O servisin ürettiği logları tek tek okuyup sorunu bulmaya çalışmaları. Yani bu da çok fazla uzun zaman alıyor. Natural frequency yani bizim ürünü kullanma sıklıkları ise haftada bir olarak belirledik.
Bunu siz de kendi ürününüz için yapabilirsiniz. Çok güzel bir pratik ve çok aydınlatıcı sonuçları olabiliyor. Bizde oldu çünkü. Use case map'i belirledikten sonra aktivasyon engagement'a geliyoruz. Retention yolundaki ilerleyişimizi düşünelim. Ne oluyor? Önce sign up oluyoruz. Daha sonra setup moment geliyor, onboarding vs. Core value prop'u anlamaya yaklaşıyoruz. Yani bizim üründen gerçekten alacağımız değer ne? Ve işte daha sonrasında user'ın core value'yu ilk defa deneyimlediği aha moment geliyor. Aa süper, bu ürün bu işime yarıyormuş diye deneyimlediği an diyebiliriz aslında buna. Bu aha moment örnek vermek gerekirse mesela Pinterest için düşünelim. Üye olduktan hemen sonra ilk 7 gün içerisinde ilk defa bir şeyi pinlemesi güzel bir örnek olabilir bence bu aha moment için. Daha sonra bunu da kurduktan sonra habit loop, yani alışkanlığı oluşturmak geliyor. Ve bu alışkanlığı da oluşturduktan sonra zaten engaged bir user haline gelmiş oluyor ve daha sonra loyal customer veya churn olarak ilerliyor. Aktivasyonun ilk kısımları, yani kurulum anı, aha anı ne kadar iyi giderse gitsin, eğer siz alışkanlığı oluşturamazsanız sıfıra doğru eğilimli bir retention curve ile sonuçlanırsınız. Ve mesela sign up'tan habit'e giden aslında aktivasyon yolu oluyor. Ve bunu çok güzel bir köprü olarak düşünebiliriz. Ve kötü bir onboarding bizim aktivasyondaki ilerlememizi ciddi anlamda baltalayıp habit moment'a ulaşmamızı engelleyebilir. Yani sadece onboarding'i geçmek aslında ve core value olarak hani belirlediğimiz moment'ı görmek gerçekten bir kişinin aktif olduğu anlamına gelmiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yine Tundra'dan örnek vermek gerekirse bizim retention metriğimiz trace map'imizde en az 20 saniye vakit geçirmeleri. Çünkü biz sinyali buradan alıyoruz ürünümüzü kullandıkları dair. Habit moment'ımız ise şu şekilde tanımladık. Kullanıcının son bir ay içerisinde en az 4 kez 20 saniye boyunca trace chart'a bakması. Çünkü bizim ürünün doğal kullanma frekansı haftada 1'di. Dolayısıyla son bir ayda en az 4 defa yapması ve bu doğru olduğumuzu gösterecek. Sırada acquisition var. Burada da funnel'lar ve loop'lar giriyor devreye. Öncelikle funnel ve loop'un tanımından başlayabiliriz. Funnel'lara eminim çoğunuz aşinasınız. Yani hatta acquisition deyince çoğunluk direkt funnel'ları düşünecek. Ancak funnel modelinde ekipler genellikle sadece kendi sorumluluğundaki işleri yapıyor ve bir bütün olarak düşünüp ilerlemiyor maalesef. Mesela marketing ne kadar potansiyel müşterileri veya yeni kullanıcı getirdiğini önemsiyor. Product aktif kullanıcıları önemsiyor. Satış ekibi de elde eden gelire önem veriyor. Bunun dışında funnel'lar bir de tek yönde ilerliyor, aşağı doğru. Yani üstte daha fazlasını koydukça alttan daha fazlasının çıkmasını düşünüyoruz. Ancak en altta daha fazlasını elde etmek için üstte daha da fazlasını koymamız gerektiğini düşünürüz. Daha fazla taktik, daha fazla kanal, daha fazla para, hep daha çok, daha çok, daha çok şeklinde. Buradaki sorun direkt aslında şey, sürdürülemez olması. Ya ve funnel'lar daha çok lineer aktiviteler, yani bir defalı sonuç etmeye yönelik yapılan hareketler diye adlandırabiliriz. Loop dediğimiz kavram ise sürdürülebilir, tekrarlanabilir, kendi kendine dönebilen mekanizmalar. Loop'ları en basit şekilde 3 aşamayla tanımlayabiliriz. Yeni bir kullanıcı, yani bizim input'umuz oluyor. Daha sonra bir dizi eylemle istediğimiz aksiyonu alarak sonuca yöneliyorlar ve tekrar input'u sağlamış oluyorlar. Yani direkt bu şekilde bir döngüyü kurmuş oluyor. Ve bizim burada yapmamız gereken şey funnel'larımızı iyi anlayıp product feature'ları ve alanlarını düşünerek aynı zamanda loop'lara yatırım yapmak. Çünkü bu ikisi birleşerek uzun vadede ultimate growth'u sağlıyor bize. Burada habit loop'unu da düşünebiliriz aslında. Mesela engagement'la ilgili alışkanlıklar işte temeli kitaplardaki birçok tarihi araştırmalardan gelir. Mesela Hopkins'in Scientific Advertising kitabı. Alışkanlık momentum kurmayı da bir loop olarak düşünebiliriz burada. Bir ortada trigger var. O aksiyonu almak için yönlendiriyor bizi ve biz bu aksiyonu aldığımız için bir ödülle karşılaşıyoruz. Böyle diş fırçalama örneğini çok güzel düşünebiliriz. Mesela dişimizde tortu olduğu zaman rahatsız oluyoruz. Bu bizim triggerimiz oluyor. Sonra dişimizi fırçalıyoruz. Yaptığımız action diş fırçalamak oluyor. Ve baktığımız zaman tortuların geçip beyaz dişlerimiz olması bizim ödülümüz oluyor. Evet. Şimdi loop'ların değişik çeşitlerine bakalım. 4 tane çeşit loop var. Viral loop'lar, content loop'ları, paid loop'lar ve sales loop'lar. Kısaca hepsinden biraz bahsetmek istiyorum. Mesela viral loop'lardan başlayacak olursak word of mouth loop'lar, organic loop'lar ve intensivize loop'lar. Intensivize'dan kastım mesela bir insanın bir indirim veya fırsat için başkalarını o ürünü kullanmaya davet etmesi. İşte X kadar arkadaşın gelir sana Y kadar indirim vereceğim. Ya da son 5 dakika içerisinde iyi olursan sana şu kadar discount sağlayacağım şeklindeki aktiviteler incentivize olarak değerlendiriliyor. Biz mesela Tundra'dan örnek vermem gerekirse
community lideri olmaya, insanları bu teknoloji alanında eğitmeye çok fazla emek verdik. Ve bu sene eğer pandemi olmasaydı dünya çapında 16 farklı event'e gidip Tandıra'yı temsil edecektik. Bunların hepsi viral loop'ları beslemek için ve yeni loop'lar elde etmek için. Ancak tabii pandemi çıktı ve hiçbir şey yapamamakla sonuçlandık. İkinci aşamada content loop'ları var. Content loop'ları da ikiye ayrılıyor. User generated content ve company generated content. Mesela bu ne demek? Tandıra'dan biz bir blog post publish ettik Tandıra domainiyle ve bu blog post Google tarafından indeksleniyor. Ve bir kullanıcı o kelimeleri ararsa eğer Google'da blogumuzu görüyor ve tıklayıp Tandıra web sitesini ziyaret ediyor. Bu ziyaret edenlerin bir kısmı yeni müşteriye geçiyor ve biz bu gelen yeni müşterilerden para kazanıyoruz. Aldığımız parayı content üretmek için harcıyoruz ve bu şekilde bu sürdürülebilir hale geliyor. Aynı şekilde şimdi ben content company generated content örneğini verdim. Bir de user generated content örneğini vereyim. Burada daha çok Tandıra için bahsedemeyeceğim. Bizim için çok geçerli değil. Ama Medium'dan örnek verebilirim. Mesela bir kişi Medium'a sign up oluyor. Kendi blog postunu publish ediyor. Daha sonra bu blog post Google'da indeksleniyor. Ve o blog görüp tıklayan insanlar Medium'a geliyor. Ve gelenlerin bir kısmı sign up olup kendi blog postlarını publish ediyorlar. Şeklinde loop'umuz ilerliyor. Content loop'lardan da bahsettik. Daha sonra paid loop'lar var. Facebook ve Google'ın dijital tarafta en çok dominant olduğu yer burası. Bunun dışında content placement var. Mesela paid sponsorship'ler, başka newsletter'lara kendi yazımızı çıkarmak gibi. Güzel bir content syndication örneği. Ayrıca televizyon reklamları da paid loop'lara dahil ama bizim use case'imize hiç uygun olmadığı için hiç yanaşmadık bile. En son olarak da sales loop'ları geliyor. Inbound sales olabilir, outbound sales olabilir. Her türlü yapılan satış aktivitesi bu sales loop'umuza giriyor. Biz loop'ları hep tek tek inceledik ancak beraber kullanıldığı durumlar da var. Birbirlerini besleyerek daha verimli hale getirebiliriz loop'ları. İşte mesela company generated content ürettik, e-book, white paper, webinar, blog, herhangi bir. Belli channel'lardan inbound lead'ler geldi. Yani bu formları doldurarak kendi isteğiyle gelen lead'ler. Ve o lead'ler sales ekibi için input olarak alınıyor. Ve o input'lar sales ekibi bunları müşteri yolunda ilerlemeye götürüyorlar. Ve daha sonra revenue'ya katkıda bulunuyor bu gelen insanlar. Bu revenue'ya katkıda bulundukça biz yeni content üretmek için bu parayı harcıyoruz ve daha sonra accelerator olarak birbirlerini besleyerek ilerliyor bu loop'lar. Ayrıca bir önemli unsur var burada kesinlikle dikkate almamız gereken. Bu loop'lar sonsuza kadar aynı ivme ve kaliteyle devam edemiyorlar. Yani doğal olarak zamanla düşüşe geçmeleri söz konusu. O yüzden bizim sürekli yeni sürdürülebilir loop'ları keşfedip onlara yatırım yapmamız lazım. Ve eğer de baktık bir loop'u optimize edemiyoruz, artık hani ona yapışmak yerine ondan vazgeçip daha güçlü loop'ları keşfet çıkmamız gerekiyor. Loop spesifik metrikleri anlattım. Beraber nasıl kullandıklarını anlattım. Şimdi size Tandıra'nın genel loop bazlı growth modelinden biraz bahsedebilirim. Yani bizim var olan loop'larımız neler, birbirleriyle nasıl kullanıyoruz, optimize etmek için neler yaptık şeklinde. Önce acquisition loop'larımıza başlayabiliriz. Ekranda da gördüğünüz gibi bizim 3 tane acquisition loop'umuz var main olarak, ana olarak. Bir tanesi content loop, paid loop'u ve sales loop'u. Daha detaya inecek olursak content loop'lar. Daha önce de bahsetmiştim mesela sponsor olarak başka newsletter'larda veya başka platformlarda kendi yazılarımızı, content'imizi display etme stratejimiz olduğundan. Aynı zamanda Google'da işte domain otoritemiz artsın, güvenilirliğimiz artsın, üst sıralarda çıkalım ve insanlar bizim branded SEO term'lerimizi aradığı zaman bizim şirketimizi ziyaret etsin sitemizi ve yeni müşterileri edinsin diye sürekli biz sıklıkla yeni blog post content publish ediyoruz. Daha sonra paid loop'lar var. Aslında o da bir paid loop'a giriyordu ama bu ikinci bir paid loop diyebiliriz. Mesela marka bilinirliğini artırmak için ve kısa sürede sonuç alabilmek için biz paid channel'ları gerçek anlamda kullanıyoruz bayağı. Mesela başlıca Google Ads, LinkedIn Ads ve Twitter Ads. Bu channel'lar sizin müşterilerinizin hani nerede dolaştığıyla da alakalı. Yani sorunları olduğu zaman hangi channel'lara gidiyorlar? O sorunların cevabını nerede arıyorlar? Ona göre sizin platform ve channel'ları seçmeniz doğru bir hareket olurdu. Paid channel'ları biz direkt müşteri elde etmek için değil, aynı zamanda sales loop'unu beslemek için kullanıyoruz. Mesela content loop'uyla e-book hazırlayıp hem organik hem paid channel'larda distribute ettik ve indiren insanlar geldi, yeni leadler oldu ve sales loop'u için bir input haline gelmiş oluyor. Bu şekilde de loop'un sürekliliği devam ediyor. Biz acquisition loop'larımızı bu şekilde sıralamış oldum. Bu acquisition loop'ları beslemek için, alevlendirmek için bazı lineer channel'lardan yardım alıyoruz. İşte mesela örnek olarak press release yapıyoruz, branded SEO yapıyoruz, konferanslara katılıyoruz. 16 konferansa katılacağımı söylemiştim daha önceden de.
Bu şekilde biz loop'larımızı besleyip ivmelerini arttırıyoruz. Kullanıcıları çektik artık. Daha sonra bir de growth modelimizde habit loop'ları var. Yani bizi kullanmaya başladıklarından sonraki alışkanlık oluşturmak için yarattığımız loop'lar. Mesela insanlar Tundra'yı uygulamalarında bir sorunla karşılaştığında o sorunu anlamak ve çözmek için kullanıyor. Dolayısıyla aslında organik trigger'ımız direkt sorunun çıkması. Sorun çıktıktan sonra insanlar geliyor ve action olarak Tundra'ya gelip sorunu keşfedip çözüyorlar. Ve bunun da ödül olarak uygulamaların düzgün çalışması diyebiliriz. Diğer bir habit loop'umuz ise, diğeri organikti, şu anda anlatacağım da manufactured loop. Yani biz insanların uygulamalarında sorun çıkmasını beklemeden kullanıcıların ürünle engage olmasını sağlamak için onlara bazı channel'lar yoluyla ulaşıp ürüne çekmeye çalışmamız. Mesela örnek olarak e-mail yoluyla ya da application'ı kullanıyorlarken in-app notifikasyon aralığıyla işte trigger gönderebiliriz. İşte merhaba alert, hani alertlerini set ettin mi? En son Tundra'ya geldiğinde sorunu 10 dakikada çözmüştün. Eğer bu alertleri set edersen bu süreyi daha kısaltıp always on, yani her zaman erişilebilir bir sisteme sahip olabilirsin şeklinde manufactured loop'larla bu growth modelimizi besliyoruz. Evet, aslında benim genel olarak anlatacaklarım bu şekildeydi. Özetleyecek olursak, biz önce retention'dan başladık. Growth için neden önemli bir input olduğunu belirttik. Daha sonra ideal customer profile, yani ana kullanıcı profilin oluşturulması ve onların bizim üründen aldığı genel aksiyonu belirledik ve growth engine'i nasıl beslediğini. Sign up olmanın sadece engagement'ın bir parçası olduğundan bahsettik ve ondan sonra aktivasyon sürecine girdik. Funnel'ların sürdürülebilir bir çözüm olmadığını bahsettik growth engine'imizde. Ve sürekli yeni loop arayışımızın olması gerektiğinden bahsettik. Bu ve yeni loop'larla growth modelimizi nasıl besleyebiliriz, her zaman güzel bir growth modeli nasıl yaratabiliriz şeklinde de sonlandırdık. Çok teşekkür ediyorum.